Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu kısa videoda kurkuminden, Zelda Çal'dan bahsedeceğiz. Tabii ki topluma yönelik gerektiği kadarıyla, belki de onun için bile gerektiğinden biraz daha fazla, bizim hekim ya da diyetisyen kurslarımız boyutunda değil. Ama burada kurkumin abartılan bir şey midir? Önce ona bakacağız. Yani ne demek abartılan bir şey? Bu doğal desteklerden birçoğu, biliyorsunuz, hastalıkları engellemek ya da onlara karşı çıkmak için kullanılıyor ve bu da doğru bir şey. Ancak bazıları yararlı olmalarına rağmen toplum nezdindeki popülaritesi ve kullanım sıklığı bana göre biraz fazla. Yani örneğin ekinezya ya da omega 3 yararlı mı? Bunlar yararlı ama bana göre biraz fazla abartılıyor. Ama kurkumun içinde durum böyle mi yoksa tersi mi? Şimdi buna bakıp göreceğiz arkadaşlar. Sunuma geçmeden önce sizler de eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın ki FTA'nın, Fonksiyonel Tıp Akademisi'nin sesi daha geniş kitlelere duyulsun ve böylece yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük fonksiyonel tıp hekim topluluğu olan FTA yayılabilsin. Evet, gördüğünüz gibi zerdeçal böyle zencefile benzeyen bir bitkinin köklerinden elde edilen bir toz şeklinde burada görülüyor. Boyama içinde kullanılan ve eğer böyle toz olarak alıp kullanıyorsanız zerdeçalın tozu değil de kurkuminin tozu olarak da, içindeki kurkumin maddesi çok ciddi boyama özelliğine sahip olan bir şey. Yani burada da baktığınızda şu, burada kurkumin görüyorsunuz. Özellikle benim gibi böyle toz halinde alıp kullanıyorsanız mutfağı, etrafı boyamaması için oldukça dikkatli olmak durumundasınız. Peki biz bu kurkumini acaba böyle toz olarak mı, yani zerdeçalın tozu olarak mı, kurkuminin tozu olarak mı, yani zerdeçalın içindeki özütü tozu olarak mı, yoksa bu şekilde kapsüller içinde mi alalım? Nasıl avantajları, dezavantajları var? Hangi tür kurkumin tercih edelim? Zerdeçal mı kullanalım? Özütünü, yani kurkumini mi kullanalım? Kurkumin emilmiyormuş. Zerdeçalın özütü vücuda geçmiyormuş. Bu durumda biz bunu kullanmayalım mı ya da nasıl bir şey yapalım? Bu konulara kısaca değineceğiz. Her şeyden önce kurkumin ne işe yarar dediğimizde, aslında arkadaşlar, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani su ne işe yarar diye sormak gibi bir şey bu. O kadar fazla şeye dokunuyor ki vücutta, şuna yarar, bunun içindir, şu hastalık içindir demek gerçekten mümkün olan bir şey değil. Peki şimdi biz konuya döndüğümüzde, bakın neden böyle söylüyorum? Çünkü burada gördüğünüz gibi 2022'deki bir makalede ne söylüyor? Kurkuminin çoklu sağlık yararları ve tedavi potansiyeli demiş. Bu makaleden aldığımız bir şekilde kurkuma longa, yani zerdeçalın latincesi, buradan elde edilecek kurkuminin nasıl faydaları olabileceğine ilişkin çalışmalar bize gösteriyor. Yani antikanser, antiinflamatuar, antioksidan, antiobezite, kalp damar sistemini koruyucu, metabolik sendroma karşı çıkan, virüslere karşı çıkan, depresyon ve anksiyeteye karşı çıkan, astım ve diyabete karşı çıkan ve antimikrobik etkili özellikleri diye söylüyor. Yani buradaki multiple yararlarını, oksidatif strese karşı çıkması, mitokondriyi desteklemesi, nöroinflamasyona karşı çıkması, bu bütün beyin sinir hastalıkları, Alzheimer dahil olmak üzere önemli bir şey tabii ki. İnsülin direncini, insülin duyarlılığını artırması ve influenza virüsüne karşı çıkması gibi klinik şeyler söylemiş. Tabii bunların nasıl oluyor da oluyor diye doktor arkadaşlardan merak eden olduğunda, kurkuminin mekanizmaları olarak vücutta çok temel maddelere, çok temel aracılara dokunduğunu bilmek gerekiyor. Bakın şurada sadece yani kanser, obezite, diyabet, nörodejeneratif hastalıklar, psoriyazis
Yani sedef hastalığı değil sadece, tüm romatizmal hastalıklar. Alerji, astım, inflamatuvar bağırsak hastalığı, yani ülseratif kolit ve Crohn hastalığı. Yani bana göre ya, hiçbir şey de kullanmıyorsan kardeşim, ülseratif kolit ve Crohn'da ya da kolon kanseriyle ilişkin ailede bir risk, kolonda polipler olan birinde kurkumin kullanmamak, yani bana göre tıbbi hata, suç niteliğinde bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Kardiyovasküler hastalıklar, bakın bunların çoğunda, burada birçok, tabii birçok tıp dışındakilerin ya da temelden kopmuş olan maalesef birçok hekim arkadaşın da yabancıladığı bir slide gibi görünmekle birlikte, bakın burada sadece bir şey işaret etmek istiyorum. NF-kappa-B, 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 NF-kappa-B diye, böyle NF-kappa-B diye hepsinde bir şey var. Yani şu NF-kappa-B'yi etkiliyormuş. Peki nasıl oluyor da bu kadar değişik konuda yararlı oluyor sorusunun cevabında arkadaşlar, İsterseniz burada ağır otoimmün rahatsızlıklarda, ben de mesela çok ağır bir romatoid artrit hastasıydım. İşte 2010-2011 yıllarında, 12 yılında da, hatta 2013'te kendimi kurtardım tamamen. Bu hastaların, bizlerin çok iyi bildiği, mesela ben Humira enjeksiyonları yapardım kendime karnımdan. Remicade, Enbrel, Simponi gibi enjeksiyon ilaçları var. Bunlar çok güçlü ilaçlar olarak biliniyor ve anti-TNF ilaçlardır. Bunlar ne yapıyormuş? TNF denen maddeye karşı çıkıyormuş vücuttaki. Bakın çok kısa arkadaşlar, sizlerin de anlayabileceği biçimde, sadece hekim arkadaşların değil, bakalım. Neymiş TNF? Bakın şu hücrenin zarında diyeyim, sınırında reseptör var. TNF maddesi için alıcı var. TNF kandan gelip de buradaki reseptörle etkileştiğinde içeriye, hücre içine bir mesaj yolluyor. O mesaj dönüyor, dolaşıyor. Buradan NF-kappa-B denen maddeyi alıp hücre içine pardon, nukleus, hücre çekirdeğinin içine yolluyor. NF-kappa-B denen arkadaş, yani inflamasyonun kara şövalyesi denen arkadaş, gördüğünüz gibi bakın bu DNA zinciri, DNA'nın üstüne oturup bizim işimize gelmeyecek olan, inflamasyon yaratacak olan, kanser hücrelerinin ölümüne neden olacak ya da kanser hücrelerinin, ya ben kanser hücresiyim, yani doğru bir hücre değilim bu vücut için, ben intihar edeyim daha iyi demesine engel olacak, inflamasyonu artıracak tüm maddeleri DNA'dan kaynaklanan emirlerle, biliyorsunuz hücre çekirdeği hücrenin komuta merkezi, hücreye bütün bu maddeleri üretmesi için emir veren ana aracı NF-kappa-B. Doktor arkadaşlar için söyleyeyim, bir transkripsiyon aktivatörü. Şimdi peki NF-kappa-B buraya gelip oturunca hücre çekirdeğinin içine ne oluyor? Gördüğünüz gibi çok merkezi bir rolde. Yani bağışıklığın baskılanmasından metastazlara, anjiyojeneze, yani hücre kanserdeki sorunlara. Burada özellikle NF-kappa-B'nin kanserdeki etkilerine ilişkin hangi mekanizmaları yürüttüğü görülüyor. Ne kadar merkezi bir rolde. Ama sadece bu değil. NF-kappa-B inflamasyon üzerinde de gördüğünüz gibi tamamen merkezi bir rol yürütüyor. Ve bu yüzden kurkuminin NF-kappa-B üzerindeki bunu bloke edici etkisi, bakın buradaki çalışmada da, 2018'den bir makalede, ülseratif kolit hastalarında NF-kappa-B'yi bloke ederek terapötik etkisinden bahsediyor. Arkadaşlar yani aslında birazdan şimdi konuşacağımız gibi işin pratik kısımlarında, hani kurkuminin, yani zerdeçalın bir şeyini eleştireceksen, bir kusur bulacaksan, vücuda iyi emilmiyor diyeceksin. Yani benim hastalığım beynimde, kemiğimde, karaciğerimde,
eklemlerimde. Bunu alıyorum, bunlara ulaşmıyor ki bana ne faydası olabilir diyeceksin. Doğru değil tabii de. Çok az emiliyor diyeceksin. Evet doğru. Bu doğru. Peki ülseratif kolit, Crohn ya da kolon kanseri riski ya da bağırsakta herhangi bir rahatsızlık aslında hemen hemen tüm inflamatuar, romatizmal, otoimmün hastalıkların temeli vücuttaki bağışıklık hücrelerinin %80'inin bağırsakta yerleşik olması ve bağışıklık sisteminin olması gereken yerde. Yani bağırsaklarda yerleşik olması nedeniyle bağırsaklarda inflamasyonu azaltacak olan NF-kappa B'yi bloke edecek olan bir maddeyi sen emilmiyor bile olsa, hiç emilmiyor bile olsa bu kişilere vermemen bence hani suç demeyeyim ama önermemen gerçekten çok büyük bir eksiklik. Sadece obezite olsa, sadece diyabet olsa, sadece örneğin artrit olsa ve vücuda sıfır derecesinde emilse, sadece bağırsağı mikrobiyota ile olan ilişkileri zaten glukoz metabolizması üzerine insülin direncine olan etkileri de esas olarak mikrobiyota üzerine olan etkileriyledir. Bağırsak mikrobiyotasını ve buradaki bağışıklık sistemini düzenleyici, rahatlatıcı etkisi bile hiç emilmeseydi bile bunu vermek için yeterli bir nedendir. Kolon kanseri ya da ülseratif kolit, Crohn hastalığında yani zaten olayın merkezi bağırsak yüzeyindeyken bunu oraya bunları kurkumini kullanmamak çok acayip bir şey yani bana kalacak olursa. Neyse devam edelim arkadaşlar. Gelelim aklımızdaki sorulara. Önce zerdeçal mı kullanalım yani aktardan alıp özütünü yani kurkumin mi kullanalım? Yani burada zerdeçal şöyle aktardan bunu çektirip zerdeçal mı alalım yoksa kurkumin haline getirilmiş haplarını mı alalım? Bu hapların içinde, kapsüllerin içinde eğer kurkumin miktarı bize söylenmiyorsa, bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Kurkumin miktarı bize söylenmiyorsa, bu kapsülün içinde zerdeçal özütü var diye yuvarlak bir laf ediliyorsa arkadaşlar, hiç ona para vermenize değmez. Yani o zaman ben aktardan gider zerdeçal alırım. Bunu kapsülün içine doldururum ki doldurmaya da gerek yok. Bir parça zeytinyağı ile karıştırıp yerim aynı şey. Buna para vermeye değmez. İçindeki kurkumin miktarını ve kurkuminoid, kurkumin de bir kurkuminoiddir. Zerdeçalın içinde esas olarak kurkuminle birlikte isimlerini söylemeyeyim şimdi karışık. İki ana kurkuminoid bulunur. İçindeki kurkuminoid miktarını bana söylemiyorsa, zerdeçal özütü diye bir şey söylüyorsa, davul tozu minare gölgesi de pekala olabilir arkadaşlar. Evet, bunu da anladık. Peki o zaman bu kapsülün içine kurkumin ya da kurkuminoid doldurulmuş bu şekliyle mi alalım? Yoksa aktardan gidip zerdeçal mı alalım? Arkadaşlar, buradaki bir çalışmaya bakalım. Ne söylüyor burada? Turmeric yani zerdeçalın kurkumin içeriğine bakmışlar. Zerdeçalın kurkumin içeriği ortalama %3. Bu gerçi o kurkuminin işte yetiştiği toprağa, türüne falan göre %0,8 ile %8 arasında değişebilir ama ortalama %3'tür. Bu şu demek. Ben eğer %95 kurkuminoid içeren bir üründen 1 gram aldığımda veya 3 gram aldığımda böyle bir tatlı kaşığı kadar diyeyim kullandığımda o zaman şöyle bir 100 gramlık bakka şeyden aktardan zerdeçal alıp da kullanmış gibi oluyorum. 100 gramlık bir torbayı alıp da kullanmış gibi oluyorum. Onun için aslında aktardan alacağınız yerde çaldı. Muhakkak faydalıdır. Hiç şüphe yok. Ama hani herhangi bir derdiniz varsa
Zaten çok sağlıklı olup da korunmanın dışında bir şeylere de etki etsin istiyorsanız kurkumin ya da kurkuminoid içeriğine göre almanız doğru olur. Bunu anladık. Çünkü içeriğindeki aktif madde oradaki %3'lük kurkumin ve ondan %3 o varsa %1 1,5 kadar da ilave kurkuminoidler var. Dezmetoksi kurkumin gibi. Peki kurkumin emilmiyormuş, vücuda geçmiyormuş diye bir şey var. Doğru mu? Hem doğru hem yanlış arkadaşlar. Gerçekten kurkumin vücuda çok az geçer, emilir kurkumin olarak. Aynı şey aslında berberin içinde geçerli. Fakat şöyle bir şey var, unutulmasın. Birincisi, bu az miktarda, bu kurkuminin az miktarda emildiğini nereden biliyoruz? Ağızdan veriyoruz kurkumini. Sonra kanda tetkikler yapıyoruz. Kurkumin var mı yok mu bakıyoruz ne kadar geçmiş ve çok az kana geçmiş olduğunu anlıyoruz. Demek ki çok az emiliyor diyoruz. Ama kanda baktığınız şey kurkumin. Halbuki kurkumin bağırsaktan emilip karaciğere geldiğinde karaciğerde önemli oranda metabolitlerine çevriliyor. Bu metabolitleri kana geçiyor. Ve biz kurkumin acaba emilmiş mi, kana geçmiş mi diye baktığımızda bu metabolitlerine bakmıyoruz. Aslında kana önemli oranda metabolitleri de geçiyor. Peki bunun bir faydası var mı bize? Yani bu metabolitleri acaba etkili mi derseniz gene FTA'da olduğumuza göre bir bilimsel yayına bakalım. Ne söylüyor? Kurkuminin metabolitleri yani tetrahidrokurkumin ve oktahidrokurkumin üstün antiinflamatuar etkiler göstererek NF-kappa B'yi engelliyor diyor arkadaşlar. Yani buradan anlayacağımız şey kanda kurkumin olarak ölçemesek de kurkuminin metabolitleri de etki etmeye devam ediyor. Aslında melatonin için de bu geçerlidir. Melatoninin de vücutta dönüşüm ürünleri yani metabolitleri ve metabolitlerinin metabolitleri antiinflamatuar etkiye sahip olmaya devam ederler arkadaşlar. Şimdi ikinci bir nedeni var. Kurkuminin emilmiyor gibi görünmesine rağmen etkili olmasının bağırsak mikrobiyotası ile olan etkileşimi. Yani bağırsak mikrobiyotası onu hem bu aktif metabolitlerine çevirirken hem de o bağırsak mikrobiyotasını insanın kendisine saldıracak şekilde değil, diyabete, romatizmal hastalıklara, kansere karşı çıkacak şekilde dönüştürüyor, modüle ediyor. Bunlarla ilgili bir sürü de bilimsel yayında getirebilirim ama burayı tabii ki bizim FTA'nın kurslarına çevirecek değiliz. Onun için devam edelim. Peki, burada şöyle bir soru da aklınıza gelebilir. Daha doğrusu hep okuyoruz sağda solda. Çok az emiliyor kurkumin. Kurkuminin daha iyi emildiği, güçlü emildiği bazı şekillere çevriliyor kurkumin. Daha iyi emilebilecek. İşte nanopartiküllere, lipozomal formlara, şunla birleştiriliyor, bununla birleştiriliyor diye. Peki bunlar doğru mu? Yani gerçekten bunlarla kurkuminin emilimi artıyor mu? Yanıt evet. Ancak yani kendi adıma ben bunları kullanmıyorum. Kullanana karşı çıkmam. Neden? Ya da bunları kullanmanız şart mı diyelim? Yararlı mı yararlı? Şart mı? Bence değil demek durumundayım. Fakat dikkat ediyorsanız aktardan aldığınızı onu kabul etmiyoruz. Onun içinde çok az aktif madde var. Şimdi hani bir çalışmaya bakalım arkadaşlar burada. Bunu açıklamak için. Burada örneğin ne gördük? Batı Bengal'de, bunlar iyice sefaletin olduğu memleketler biliyorsunuz. Hani biz de o yolda gitsek de. Batı Bengal'de kurkumin kronik olarak arseniğe maruz kalan Bengal halkında
Çok büyük arsenik sorunu var arkadaşlar. Bengal, Bangladeş, işte Endonezya, Pakistan buralarda çok ciddi kuyu sularında arsenik sorunu var. Aslında bu kuyu sularında arsenik sorunu bizim ülkemizde de var ve örneğin Ege bölgesindeki kuyu sularındaki arsenik miktarını bildiren bir araştırmada Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiğinin 10 katı, 100 katı arsenik. Onun için kuyu suyu kullananlara arsenik yani arsenik tetkikini yaptırmalarını rica edeceğim. Ağır metal tetkikinden bahsetmiyorum. Arsenik bir ağır metal değildir. Ayrıca arsenik vücutta birikmez, birikme yapmaz. Sende bir takım tetkikler yaptık işte parmağından böyle yalan yanlış tamamen sahtekarlıkla parmağına bir şey dokundurduk da burada ağır metalleri ölçtük falan. Böyle saçmalıklara lütfen kanmayın. Sende arsenik birikmiş, biz buna şelasyon yapacağız falan. Bunlara da kanmayın. Arsenik vücutta birikmez. Vücut kendi arseniği atar ama her gün arsenik alıyorsan, her gün arsenik alıyorsan kuyu suyundan içerek o zaman bir sürü sorun çıkar. Şimdi arkadaşlar biz konumuza dönelim. Bitirmeden önce az kaldı. Batı Bengal'de içme sularında 95 ila 210 miligram litrede, bu tabii çok çok acayip miktar, arsenik olan köylerde yapılmış. Yani normalde bunlar mikrogramla ölçülen şeyler, bu da miligramla. Yani 95 bin ila 210 bin mikrogramlık anormal arsenik. Adamlar bunu içiyor tabii. Bunlar da bu kişilerde glutatyon S-transferaz enzimine yani glutatyonun işlevsel olduğu enzimin aktivitesine bakılmış. İlk 3 ayda gözlem yapılmış. 3 aydan sonra bu kişilere arsenik, pardon, kurkumin verilmeye başlanmış. 3 gruba ayrılmış bu kişiler. Birincisi, sağlıklı su içen, yani Bengal'de arsenik içermeyen, sağlıklı, temiz su içen bir kişi grubu almışlar. Bol arsenikli kuyu suyu içen bir kişi grubu almışlar. Üçüncü olarak da gene aynı şekilde bol arsenikli kuyudan su içen ama üçüncü aydan itibaren kurkumin kullanmaya başlayan kişi grubunu almışlar. Ve bunlar da üçüncü ay kurkumin kullanımından itibaren glutatyon aktivitesinin, glutatyon S-transferaz aktivitesini diyelim burada, ölçmeye başlamışlar. Tabii bilimsel çalışma yapınca böyle gruplar oluşturup bakman gerekiyor. Temiz sudan içene niye bakmışlar falan demeyin. Ondakiyle karşılaştırmak gerekiyor. Onun için ninem şöyle olmuştu, tereyağı yemişti, ben şunu yedim, komşum şunu içti de böyle oldu falan. Bunlarla ne bilim oluyor, ne akıl oluyor, ne mantık oluyor, ne kör kuruş kadar değeri oluyor bu ifadelerin arkadaşlar. Olsaydı bilim insanları da bu kadar uğraşmazdı. Şimdi bu kişilere ne verilmiş? 2 çarpı 500 miligram kurkumin verilmiş. 2 çarpı 500 miligram yani günde 1 gram. Ama günde 1 gram zerdeçal tozu değil. Günde 1 gram kurkumin yani onun içindeki özeti verilmiş. Ve buna karabiber özütü de katılmış. Vücuda daha iyi geçsin diye. Bakalım mı sonucu arkadaşlar? Sonuç şu olmuş bakın. Şuradaki şu uzun şey pardon. Şu uzun hat. Şu uzun sütun glutatyon enzimi aktivitesi, S-transferaz aktivitesi. Temiz su içenlerde bu düzeyde. İkinci ayda gene bu düzeyde. Üçüncü ayda gene bu düzeyde. Tabii ki temiz su içenlerde. Ama arsenikli su içenlerde glutatyon aktivitesinin ne kadar düşük olduğuna bakın. Düşük, düşük, düşük. Üçüncü ayda bu okun olduğu yerde arkadaşlar şu üçüncü gruba kurkumin günde 1 gram 2 çarpı 500 miligram kurkumin vermeye başlıyorlar.
Bakın şu üçüncü sütuna dikkat edin. Dördüncü ay, pardon, ikinci gruba vermeye başlıyorlar. Üçüncü ay daha verir vermez arkadaşlar, bir ay içinde kurkumin glutatyon aktivitesini nasıl temiz su içenlerle eşdeğer duruma getirmiş. Ve beşinci ve altıncı aylarda da temiz su içenlerle eşdeğer bir glutatyon aktivitesi ortaya çıkarmış. Kurkumin verilmeyenler ise gene glutatyon, yani antioksidanların anası her neyse, yani böyle ağızdan damardan şuradan buradan glutatyon yaptırmanın bir anlamı olmadığını, paranızı boşa vermek olduğunu daha önce anlatmıştım. Bu glutatyon yararsız olduğu için değil, damardan vermenin veya işte popodan vermenin, neyse cilde sürmeyin, istersen glutatyonla keselenmenin akıllıca bir yöntem olmadığı, bunun yerine N-asetilsisteyin, alfa lipoik asit gibi şeyler vererek vücudun kendisine sentez ettirmek gerektiğini de söylemiştik. Bunlardan anladığımız arkadaşlar, kurkumin, bende şu var, kurkumin alayım mı diye soru sorulacak bir şey değildir. Sende ne varsa da yoksa da kurkumin kullanman mantıklıdır. Hangisini kullanayım? Dediğin gibi aktardan aldığını, yani biraz keçi boynuzu gibi. Kurkumin özü, içindeki kurkumin ve kurkuminoid miktarı belli olan ürünler alın. Bunu daha iyi emilen bazı preparatlar var, ithal. Daha iyi emilmesi için bazı özellikler katılmış. Fakat pahalılık çok artınca içinde o zaman iyi emilen ama şu kadar kurkumine sen bu kadar para vermiş oluyorsun. Benim kendi mantığım, şu kadar kurkumin alacağıma o paraya bu kadar kurkumin alayım. Emilmeyen de bağırsağımı iyileştirsin. Benim kendi mantığım bu. O yüzden hatta yani burada tesadüfen masanın da üstünde. Bakın şurada bir şey şişesi içine, işte bir reçel şişesi falan da herhalde bu. Onun içine kurkumin tozu koymuşum. Bir firmanın böyle kurkumin tozu var. İlk alışta sanki pahalı gibi geliyor ama sana aylar ve aylar ve aylar ve aylar gidiyor. Bunu zeytinyağıyla karıştırıyorum. Bir macun oluyor. Bakın şöyle görünebiliyor mu bilmiyorum. Bir macun yapıyorum. Bundan denk geldiğinde sabah akşam çay kaşığının ucuyla %95 kurkuminoid içerdiği için bu. Yani aktardan aldığın gibi %3 değil, %95 kurkuminoid içerdiği için çay kaşığının ucuyla bile alsam ya da çay kaşığıyla alsam, özellikle yemeklerle birlikte, çünkü yağla emilir kurkumin biliyorsunuz. Gerçi diyeceksin bunu sen zeytinyağıyla zaten macun yaptın. O yüzden yeterli ama gene de yemekle birlikte almak ilave bir yağla daha da faydalıdır. Böylece kurkumin hakkında sanırım yani bize yetecek kadar bilgi sahibi olduk diye düşünüyorum. Bütün hekim arkadaşları, diyetisyen arkadaşları, eczacı arkadaşları bu ayın 15'inde, 15-17 Kasım'da İstanbul'da yapacağımız ana teması çocuk ve ergende fonksiyonel tıp yaklaşımı olan ama fonksiyonel tıpla ilgili hemen her şeye değineceğimiz çok geniş bir kadroyla çok keyifli ve doyurucu bir kongre olacağına emin olduğum kongremize bekliyoruz. Bunun için Fonksiyonel Tıp Kongresi 2024.com adresinden www.fonksiyonaltıpkongresi2024.com adresinden bilgileri alabilirsiniz. Aynı şekilde FTA ile ilgili bilgileri de fonksiyonaltıp.com ana sayfamızdan alabilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiler.